Yani artık yavaş yavaş çok güzel bir yere değindi Reha Hoca. Beşiktaş Sergen Yalçın gibi bir değere sahip dedi değil mi? Çok şanslı dedi. Ki ben de o konuda en fikrim hocamla. İşte ne derler abi? Malzemeyi vereceksin Sergen Hoca'ya. Malzemeyi vereceksin. Verdiğin zaman gereğini yapacağına da inanıyor. Camia da inanıyor. Geç kalınıyor. Son cümlelerimi de toparlayayım söyleyeyim. Bir an önce transferler gerçekleşmesi lazım. Yani burada yönetimin biraz daha vites yükseltmesi lazım. Camianın beklentisi yüksek. Sergen Hoca'nın beklentisi yüksek. Burada Sergen gibi bir değeri, Sergen Yalçın gibi bir değeri kaybedilmemesi gerekiyor. Sen ona iyi malzeme verirsen uzun süreler Türk futboluna, Beşiktaş'a, milli takıma hizmet edebilecek seviyelerde potansiyele sahip bir insan. Ben çok iyi tanıyorum. Ama sen ona malzemeyi vermezsen, değil Sergen, Klopp'u da getirsen, Guardiola'yı da getirsen hiçbir şey yapamaz abi. O yüzden yönetim biraz önce vitesi yükseltmesi lazım. Senin söylediğin şeyler gerçekten çok zor. Şimdi Beşiktaş'ta bir sevdiğim, güvendiğim bir arkadaşımdan mesaj yazıyorum. Atiba'daki fark 50 bin dolar ya da 50 bin euro gibi. Ya şu anda var ya. 50 bin dolar, 50 bin euro için bu pazarlık yapıyorsa. Atiba ile ilgili bir SMS, bak Atiba ile ilgili bir SMS kampanyası düzenlesinler. Bir saatte 1 milyon dolar toplarlar. Bak Atiba ile ilgili. Bir saatte 1 milyon dolar taraftardan para toplarlar. Atiba'nın konusu bile olmaz bu anlamda. Ama abi bak şimdi şunu anlamıyorsunuz. Ya farklı bir şey anlatmaya çalışıyorum. Futbolcu, bu futbolcu Beşiktaş'ın bir değeridir. Beşiktaş'a da sahip çıkmış. Bir an önce anlaşılması lazım. Bu futbolcuyla 50-100 bin euronun pazarlığı yapılmaz. Bir an önce çıkartacağın antrenmana, kamp tesisine, orada bulunması gerekiyor. Senin liderlik vasfı yapabilecek oyuncu kim var şu anda? Kadroda bana söyle, bir tane oyuncu söyle. Liderlik vasfı olan bir oyuncu söyle. Karakter koyan bir oyuncu söyle. Bir tane oyuncunun yok senin. Hepsi şu anda soru işareti. Oğuzhan tamam, bir şeyler verecek diyorsun, soru işareti. Laiç'e bakıyorsun, soru işareti. 3 maç iyi, 5 maç kötü. Bakıyorsun ön tarafta oyuncun yok. Sağ ön tarafta Lens şey gibi, sürpriz yumurta gibi, ne çıkacağı belli değil. Enkudu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yok yani şu anda senin Atiba gibi bir değeri bir an önce takıma kazandırman lazım. Bakmayacaksın 50-100 bin dolara. Anlaşın abi, bu oyuncu hakkını sonuna kadar verdi. Dibine kadar, iliklerine kadar verdi canım yani. Okan'ın Beşiktaş'ı söylediği... çok dolu ama Beşiktaşlılar şimdi diyordur ki felaket terlili yapıyor Okan diyordur. Yani kimisi hak veriyordur, kimisi hak veriyordur. Felaket terlili değil. Balotelli gelirse... Falcao mu Balotelli mi sorusu üzerine Okan'ın verdiği yanıt. Ya bunun tartışmasını medyada... yapmak gerçekten Falcao'nun mesela Balotelli tartışması yapmak Balotelli'ye haksızlık olur. Ben sana söyleyeyim. Balotelli'ye haksızlık olur. Sen ciddi misin ya? Neden abi? Ya Balotelli Falcao'dan çok daha iyi bir futbolcu mu yani? Bana göre çok çok daha iyi. Neye göre abi? Bana bir tane örnek versene. Birçok özelliği var. Birçoktan bir tane istiyorum bir ya. Bir kere bak sana söyleyeyim. Bir tane. Hava hakimiyeti iyi. Değil mi? Set olabiliyor. Toplara çok iyi vurabiliyor. Sen Falcao'nun gollerini izledin mi? Ne zaman? Geçmiş. Karmo. Geçmiş. Ne geçmiş abi? Galatasaray'da çok izledim. Galatasaray'da attığı golleri izlesen abi. Tamam. 5'ten 10'lar. Bana. İzle abi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Dünya tarihinde. Bak yine ben haklı çıkacağım. Bak. Nasıl geçen sene Burak Yılmaz Falcao kıyaslaması. Balotelli gelirse de. Disiplinize edilirse. Bak Falcao'da tek kafamdaki soru işareti. İşte oyunun içinde çok fazla kalabilecek mi? Haklı tek çıkamadın ki. Bak, 16 maçta 10 gol başarıdır diyorum ben sana ya. Neye ben ona başarılı? Bakarım. 16 maçta 10 gol. Senin Balotelli'nin 5 golü var abi bu sezonda. Biliyor musun? Neye bakarım biliyor musun? Bak bir resim çizerim. Geçen yayında da söyledim. Sağıma bakarım Feghouli. Soluma bakarım Onyekuru. Arkama bakarım Belhanda. Seriz, Lemine, Enzonzi. Bir de Beşiktaş'taki Burak'ın sağına soluna bakarım. Getir Falcao'yu koy Beşiktaş'a. Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a koy. 30-35 gol atar. Falcao 5 gol atamaz. Burak'ın attığı gollere bak. Hep kendi üretti. 30-35 golle senin kendi Burak Galatasaray'da ya sağa solu bu kadar kuvvetliyken Ebuelerle, bilmem nelerle bu kadar atamadı. Sen Drogba'larla şimdi mi atacak 30-35 gol? Abi kesinlikle bak. Atar. Balotelli'nin atar. Babasına sor. Kardeşine sor. Eşine sor. Gitti de ki Falcao mı Balotelli sen misin diye kendisi de dahil oylamaya girse Falcao benden daha iyi golcüler. Burak'ın 16 kaç? Ha, Burak Yılmaz'ın 13 golünün 6'sı penaltı diyor. Mesela. 7 asisti var. O arkadaşa söyle. Kim o arkadaş? Ercan. Ercan'a söyle. 7 asisti olması ne fark eder? 7 asisti var. Duyuyorsun. Şimdi ben Falcao kaç maç oynadı? Falcao kaç maç oynadı? 16 maç ligde. Ziraat Türkiye Kupası dahil. Şampiyonlar Ligi dahil. Kaç maç oynadı? 16 maç. Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonlar Ligi. Kaç maç? 22 olması lazım. Kaç gol? Ben ligde 16 maç oynadım. Bu istatistiklere göre başarılı mı abi? 16 maç 10 gol başarı. Abi burası çok sıcak. Sana evet göre abi. Başarılı bana göre değil ama. Sen? Peki camiayı taraftarı tatmin etti mi? Sana tekrar Okan, soruyorum. Abi bak, burası gerçekten tamam, çok sıcak. Okan bir şey söyleyeceğim. 16 maç 10 gol sevgili... başarı değil mi? He? 16 maç ben olmadı. Abi bak şimdi. Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası Lig. Toplamında kaç maç oynamış? Ercan demin cevap verdi. Buna da cevap versin. Kaç maç oluyor? Kaç gol? Biz Falcao konusunda seninle anlaşamayız. Anlaşamaz. Abi sen ben sana yıllar bir şey söyleyeyim mi? Şu anda sana tüm samimiyetimle söylüyorum. Senin Falcao'nun performansına memnun olmanın Galatasaraylılar rahatsız oluyor. Bak Galatasaray camiasındaki... Niye rahatsız çok... olsunlar ya? Abi onlar da memnun değil. Ya abi... Aldığı paraya, vermiş olduğu performansı kimse memnun değil.
Galatasaray'da kendisi şunu söyleyebiliyorsa benim için bak, bitmiştir abi. Ben Galatasaray var ya, Balotelli var ya çok üst seviyeli bir oyuncu. Bak çok tüm samimiyetimle söylüyorum. Müthiş bir oyuncu. Falcao'ya göre çok çok daha iyi bir oyuncu. Evde bir havai fişek patlatıyor. Bak Falcao'nun avantajı daha profesyonel. Onun dezavantajı daha profesyonel olmaması. Balotelli profesyonel bir şekilde her şeyini, kafasını, vücudunu yani her şeyini, yeteneğini sahaya versin. Çok iş yapar abi. Gerçekten çok iş yapar. Abi iyi bir Falcao, iyi bir Balotelli istediği kadar gelsin. Balotelli mi Falcao? Balotelli'nin kendisi de Falcao benden daha iyi golcü der. Benim için kapanmıştır bu olay. Sen kaç gol attın? Kime? Tamam toplamda. Ya sezonda ya da genelde. Ben kanat oyuncusuyum abi. Ben bek oynadım, sağ açık oynadım. Ama ben forvet oynamadım. Bunu söyle. Yani o şimdi Falcao mu? İkisi de aslında dünya çapında. Mesela Malatya Koyba ile anlaştı. Ben... Bu önemli bir transfer. Bir yıldız daha geliyor bu ülkeye. Falcao çok önemli bir yıldız. Değil mi? Tartışın. Son yıllarda gelmiş geçmiş. En kimse tartışamaz. Kaliteli golcülerden bir tanesi. Ama Okan'ın söylemek istediği şey şu herhalde. Brescia'daki performansı mı son yoksa genel bir marka değeri mi? Bana İtalya milli takımdaki performansı. Genel bir marka değeri. Genel bir marka değeri değil. Şunu anlatacağım. Benim söylemek istediğim Falcao ligimize gelsin. Balotelli ligimize gelsin. Profesyonel bir şekilde her şeyle sahaya versin kendisini. Çok çok daha etkili olur Falcao'ya nazaran. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Beni geçen sene Falcao'nun vermiş olduğu performans tatmin etmedi. Sen bana biraz önce dedin ya işte Falcao ya sen böyle işte Galatasaraylılar bile gülüyordur falan filan diye. Evet. Falcao'nun bu seneki 16 maçta 10 gol atması bana göre abi başarı. Abi sen lige göre sakatlar. 16 maç ligde oynadığı maçlar diyorsun. Evet abi. Abi Şampiyonlar Ligi'nde kaç maç oynadı? 3 değil mi? Evet doğru. Ziraat Türkiye Kupası'nı oynadı mı? Ya abi zaten biz bunlar maç değil mi abi? Bunlar maç değil mi abi? Ya biz bunlar maç değil mi abi? Bir şey soracağım sana. Falcao niçin aldılar? Şampiyonlar Ligi'nin hedef neydi? Gruptan çıkmaktı. Hedef neydi? Şampiyonlar Ligi finali oynamaktı. Sen söyledin bunu. Bunun için alındı ama. Bir saattir kadro kuramıyorsun. Hayır bunu söylüyorum. Sen UEFA PAOK maçıyla kadro kurulsun diyorsun. Ya sen onunla bunu niye kıyaslıyorsun? İşte sen şimdi Beşiktaş Kulübü burası kurur. Beşiktaş Kulübü istese en güzel, en kaliteli kadroyu kuruyor. Son yıllarda da en kaliteli kadroyu kuran Beşiktaş. Önemli olan sahada hakemlerin işte vereceği kararlar, o hakemlerin vermiş olduğu kararlar. Sen Falcao'la Burak için haklı çıkmadın da. Çıktım. Çıkmadın da. Aa Burak neler yaptı? Ya çıkmadın da. Kaç 16 maç oynadı. Bu adam ligin 34 maçında oynayıp da eğer burada 10 gol atmış olsaydı derdim ki sana ya hakikaten 34 maç 10 gol az Falcao gibi bir oyuncu için. Bu kaç maç oynadı abi Falcao onu söyle bana ya. 16 maç değil abi 3 tane Şampiyonlar Ligi. Ercan'a sorsana Ziraat Türkiye Kupası'nda kaç maç oynadı. Ya, 20 maç oynadı adam. Niye 20 maçta 10 gol ya. Penaltıdan attı mı gol Falcao? Attı. Kaç tane? 4 ya da 5 de penaltı attı. Ercan'a bak. Bir dakika Ercan'a söylesene. Burak'ın penaltı gollerini söylüyor. Falcao'nunkini niye söylemiyor bana? Ziraat Türkiye Kupası 3 maç 1 gol. Tamam. Hepsini bütün toplam golü kaç Falcao'nun? Şampiyonlar Ligi 3 maç golü yok. Tamam. 3, 6, Süper Lig 16 maç 10 gol. 22 gol. 16 maç 10 gol. 22 maç 11 gol. Ben Süper Lig yeterli mi sana göre abi? Bana göre yeterli değil. Ya bana kimseye göre yeterli değil. Yazık 7-8 milyon euro paralar veriliyor abi ya. O paralara gel çıkacaksın 20-25 gol atacaksın. Şampiyonlar Ligi'nde çıkacaksın iki tane maç alacaksın bana. Şampiyonlar Ligi'nde. Sana göre Balotelli daha bir iyi oyuncu mu diyorsun? Aynen. Bir de şöyle bir söylenti var. Şöyle bir söylenti var. Şaşırıyordur onu. Şöyle bir söylenti var. Kronik sakatlığı varmış Falcao'nun. Doğru mu bu? Ya adamın geçirdiği sakatlıklar ortada zaten. Yok yok yani. O değil. Şu anda kronik sakatlığı var söylenti vardı. Geçen sezon bitmeden son 3 maçta isterse oynayabilirdi. Ama o sakatlığını tamamen düzelip daha güçlü bir Falcao demek için. Bu kronik sakatlığı bilinerek mi alındı Falcao? Galatasaray'a gelirken çok sağlam. Biliniyor muydu? 39 maç oynayan adam nasıl kronik sakatlık olsun ya? Ya ben diyorum Galatasaray'a gelirken son sezonda 39 maç oynamış bir Falcao'nun. Neresi kronik sakatlıktır ya? Sakatlığı var ya bana bu futbol tarihinde kronik sakatlık. Ama söyleyenler var abi. Galatasaray muhabirlerin içerisinde söyleyenler var abi. 39 maç al. 39 maçın kronik sakatlığı nerededir bana? Aykut 39 maç oynamış adam kronik sakatlığı mı ya? Bu adam geçen sene 39 maç kaç gol attı?